Son bir haftadır YouTube'u kasıp kavuran tek bir olay var. Avengers. Avengers. Infinity War. Infinity War. Infinity War. Avengers oğlum, Avengers. İzlemedin mi? Dünyayı kasıp kavuruyor. 1 milyoncu da Starbucks'ta ve Sent pazarında aynı şey konuşuluyor. Avengers çok iyi film değil mi kanka ya? Star Wars bile diyemeyeceğim dandik film The Last Jedi'nin ilk haftasında 245 milyon yapıp Avengers'ın ilk gününde 250 milyon yapması bunu zaten yeteri kadar açıklıyor. Şimdi ben filmlerin daha çok yetişkinler için yapıldığı bir zamandan geliyorum. Kıyamet. To live and die in LA. They're all over the place. We're going this way. Kiracı. İşte bunlara ben film diyorum. Süper kahraman filmleri 12 yaşını geçtikten sonra ilgimi çekmemeye başladı. Tabii bunun üzerinde Batman Forever'ın küçükken izlediğim en iyi süper kahraman filmi olmasının da büyük bir etkisi var. Can I persuade you to take a sandwich with you, sir? I'll get drive-through. Dikkat ettiyseniz artık bu yetişkin filmi kafası Avengers gibi çocuk süper kahramanı filmleri yüzünden ölmeye yüz tuttu. Günümüzde bir gişe filminin taksi şoförü gibi olduğunu düşünsenize. Büyük ihtimalle dünyada büyük kıyamet kopardı ve her yerde hayvan gibi duyar kasılırdı. Öte yandan baktığımızda da genç Türksel ve Sinemia gibi sistemleri çökerten ve milyonların takip ettiği Avengers gibi film serileri geliyor. Popüler kültürün boktanlığını artık size nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. O yüzden popüler kültüre laf attığım bu yaşlı kısmını direkt geçiyorum. Lan bu Avengers yüzünden sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Maşa ile Koca Ayı gişede çakıldı. Bunun beni ne kadar üzdüğünü anlayabiliyor musun kanka? Oğlum popüler kültür çok süper lan. Cidden diyorum size. Bir yandan Maşa ile Koca Ayı, bir yandan oyuncak dünyası sonsuzluk savaşı. Bence sinema tarihinde milat yapılan bir dönemden geçiyoruz. Ve çok iyi gidiyoruz. Şimdi gırgır şamata bir yana en son Avengers filmini geçen gün izledim. Ve söylemem gerekirse en gergin ve hissi süper kahraman filmlerinden biriydi. Film olarak kesinlikle bok atmıyorum. Thanos'un filmi gibi olmuş. Ama en iyi süper kahraman filmi diye tabir edilmesini de anlayamıyorum. Çünkü son 10 yıldır bize kürekle verilen bütün süper kahramanlar burada. Ulan filmde 120 tane süper kahraman var. Tim Burton'un çektiği bence en iyi süper kahraman filmi olan Batman Dönüyor'la karşılaştırmak bayağı haksızlık olurdu. Tarihinde hangi filmde Penguin gibi bir kötü karakter gördün? Adam filmde hem hatunların popolarına bakıyor hem de girip milletin burnunu ısırıyor. Tam bir gangsta. Eğer bir süper kahraman filmi kötü adam olsaydın Penguin olmayı tercih ederdin. Şimdi Avengers'ın son filminde o kadar çok kahraman var ki kimsenin sallamadığı Kara Panter Bongo ve Spider-Man karakterini canlandıran Tom Holland iyi iş çıkarmasına rağmen gölgede kalıyor. Ha tabii bence gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man Tobey Maguire'dır. Reis'in elini kimse su dökemez. Ama bir yandan da bu filmi izlerken şöyle düşündüm. Bu filmi eğer Nuri Bilge Ceylan çekmiş olsaydı, Iron Man ile Thanos birbirlerine saatlerce sigara içerek bakıyor olabilirdi. Tabi sinemada yanınızda çöp ölçüsü gibi patlamış mısır yiyen, glikoz şurubu ve ucuz trans yağ dolu bir AVM ailesiyle beraber Avengers izleyince böyle komik düşünceleri sevk ediyorsunuz kendinizi. Şimdi daha fazla uzatmayacağım, bu konulara çok nerd değilim. Ama bu filmle alakalı diğer bir sorunum da Hulk'ın figürasyon gibi kullanılması. Oğlum filmde Hulk nerede lan? Hulk nerede? Koskoca Hulk lan. Hulk'tan bahsediyoruz burada. Yani galaksinin koruyucuları gibi Tetragondi gezegeninden gelen Kekobi ekibin gözümüze sokulması ve soktuğumuz Rakun'un koskoca Viking tanrısı Thor'la beraber kanka olurken Hulk gibi alfa bir karakteri doğru düzgün görememek beni çok sıktı moruk. Sinemaya girerken aldığım 25 liralık kocaman lollipopumu yalarken ağladım. Neyse özetlemem gerekirse son 10 yıldır gözümüze sokulup boku çıkarılan ve artık sıktı be kanka bitirelim denilen bir film için çok iyi bir film olmuş. Tabii koskoca deve kadar adamları çocuk gibi figür toplatıp nerd yapan bu seri çok güzel bir doğal seleksiyon yapıyordu. Bu açıdan kötü oldu.
Bundan sonra popüler kültür seven birini görürseniz sakın ola sakın yadırgamayın. Çünkü unutmayın arkadaşlar, popüler kültür seviciliği doğal seleksiyon demektir. Ha bu arada biraz önce Tobey Maguire'ın en iyi Spider-Man olduğundan bahsetmiştim. Ama yanılıyormuşum. Yaklaşık 30 saniye önce yeni bir Spider-Man buldum. Ve bence en iyi Spider-Man bu. Bugünkü olay midemi bulandırdı. İşleri bir an önce bitirip buradan gitmeliyiz. Tabii sayın dostumuz, Yüzbaşı Amerika'nın da hesabını göreceğiz. Gözüne ne oldu? Kapıya çarp. Gözünü öldürürüm. Gözünü öldürürüm. Gerçekten çok güzel sevgili. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.